ay önce aramızdan ayrılan efsanevi halter cinayi Süleymanoğlu'nun mezarı açıldı bugün. DNA testi için naaşından örnek alındı. Sonuç, Naim Süleymanoğlu benim babamdı diyen Japon Seker Mori'nin açtığı davanın da sonucunu belirleyecek. Evet Naim, olacak. Oluyor, oldu! Oldu, bravo Naim! Ölümüyle milyonları yasa boğan Cep Erkül'ünün bugün mezarı açıldı. DNA testi için örnek alındı. Test, Japon Zekai'nin babası mı değil mi sorusunun cevabı olacak. Maalesef aile çok üzgün. Bu gece sabaha kadar uyuyamadıklarını bana bildirdiler. Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu 8 ay önce hayata veda etti. Gözyaşlarıyla Edirne Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok geçmeden 27 yaşındaki Japon Zekai Mori, Naim'in kızıyım iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Mahkeme DNA testi yapılmasına, bunun için de Cep Erkül'ünün mezarının açılmasına karar verdi. Olay yeri inceleme polisleri, adli tıp uzmanları burada. Kararı veren hakim bekleniyor. Hakim geldiğinde Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılacak ve DNA testi için 4 diş, 4 kemik parçası örnek olarak alınacak. Naim Süleymanoğlu'nun ailesi mezarın açılmasına karşıydı. Bugün onlar gelemedi ama avukatları oradaydı. Biz bunun tamamıyla mirastan mal alabilmek için ölümünden sonra ölümünü beklemek gibi değerlendiriyoruz. Japon Zekai'nin avukatları da mezarlıktaydı. Miras iddiasına karşı çıktılar. Maddi olamaz. Vefat ettikten sonra o kadar saygısız bir şey yapamaz. Öğle saatlerine doğru hakim geldi. Basının görüntü almaması için mezarın etrafına araçlar çekildi. Mezar kazılmaya başlandı. 2 saatin sonunda Süleymanoğlu'nun naaşına ulaşıldı. Alınan örnekler delil torbasına kondu. Çalışmalar bitti. Naim Süleymanoğlu'nun mezarı kapatılıyor ve alınan örneklerde adli tıp kurumuna gidiyor. DNA testi Zekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun kızı mı sorusunun cevabını verecek. Naim Süleymanoğlu'yla Zekai Mori'nin DNA'ları karşılaştırılacak. Japon kızın babası Cep Erkül'ü mü sorusu netlik kazanacak.